Burada kal. Sayın bezmenler, lütfen açar mısınız efendim kapıyı? Efendim, Türkiye'den getirdiğiniz paralarla belki bir bardak su ikram edersiniz bize. Lütfen açar mısınız? Abi, bizim yeteri kadar rastımızı Türkiye'den açacaktım. Tamam. Burada da çektim. Tamam. Kaçaklı başıyla yaptın. Size yakışıyor mu? Peki, değilseniz söyleyin bize. Ne söyleyeyim? Aynen yayınlayalım. Bu ev nasıl alındı? Evi boş ver. Siz benim bu Türkiye'de bu kaçaklı başıyla... Kardeşim, hayır. Bunu yaparak utanmadınız. Bu sıkılmadınız. Bu ev nasıl alındı? Benim sorunum değil. Ben bilemem. Ben çalışıyorum. Sizin adınıza gelmiyor muydu? Bana bak. Parça hadi yaparım. Parçala bakayım. Hadi bakayım hangimizi parçalayacak? Hadi bakayım. Başta seni yok. Bana bak. Vurma. Vururum. Ananın sen koyarım. Sen senin eşşoğlu eşek. Ne? Orospu çocuğu. Hadi yürü. Siktir git orospu. Uğur Dündar bu görüntülerde mikrofonla adam mı dövülür ya diye kahkaha attırmıştı. Bu olay 1994 yılında olmuştu. Uğur Dündar, devleti soyan ve sonrasında ABD'ye kaçan bir zamanların ünlü iş insanı. Halil Bezmen İn oradaki villasına gidip kendisiyle görüşmek istemişti. Yumruğu yiyen ise Dündar'ı tehdit eden Bezmen'in bahçıvanı. Bezmen'in hakkında açılan davalar kitaba konu olur. Tarihi eser kaçakçılığından tutun da İSKİ dolandırıcılıklarına kadar uzanır. Ama sonradan bu karmaşık işleri kendisine yaramamış, sıfırı tüketmiştir.